Merhaba, benim adım Sedat. 29 yaşındayım. İstanbul'da bir boya fabrikasında çalışıyorum. Kolay kolay kimsenin çalışamayacağı, ağır ve yorucu bir işte çalışıyorum. Herkes gibi benim de bir şekilde hayata tutunmam gerekiyordu. Sizleri bundan tam 14 sene öncesine götüreceğim. O yaşadığım olayları belki de hayatım boyunca unutamayacağım. Annem ve babamla beraber Rize'nin bir köyünde yaşıyorduk. Tek çocuktum. Annem ve babam beni çok seviyorlardı. Hep beraber hayvancılık işiyle ilgileniyorduk. Evimiz iki katlı, çok şirin ve ufak bir evdi. Alt katta salon ve mutfağımız vardı. Üst katta ise annem ve babamın yattığı bir oda ve banyomuz vardı. Hepimizin birer görevi vardı. Annem ahırın temizliğiyle ilgilenirdi. Babamsa keçilerin yemi ve sağlığından sorumluydu. Bense çobanlık yapıp hayvanları otlatmaya götürüyordum. Çok büyük bir sürümüz vardı. Babam bu işlerden iyi paralar kazanmıştı ve sürümüzü bayağı bir büyütmüştük. Her gün sabah ezanından sonra hava aydınlandığı anda 3 tane köpeğim ile beraber hayvanları alıp mereye çıkardık. Onları otlatıp ahıra geri getirirdim. Sonra okuluma giderdim. Babam ve annem onların sütlerini de satarlardı. Gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatımız devam ediyordu. Babamla beraber iki günde bir sürüyü sayardık. Dişileri ve erkekleri belli bir dönem bir arada tutar, yavrulamalarını sağlardık. Hayvanları otlatmaya götürdüğüm yerin yakınlarında 15 hanelik terk edilmiş bir köy vardı. Babam ne olursa olsun oranın yakınından bile geçme derdi bana. Ben de onun sözünü dinlerdim ama içten içe hep içimde bir merak vardı. Ne vardı orada? Bazı akşamlar amcamlar bize gelirdi. Ve kuzenlerimle beraber amcam ve babamın sohbetinde o köy ile ilgili anlattığı olayları dinlerdik. Gizlice tabii ki. Ben kuzenlerimle oyun oynar gibi yapardım ama sürekli kulağım amcamın anlattıklarındaydı. Amcam oradaki insanların teker teker gizemli bir şekilde öldüğünü söylemişti ama ölüm nedenleri hiçbir zaman bilinememişti. Ne kalp krizi, ne beyin kanaması, ne de boğulma. Nasıl öldüklerini bir türlü bulamadılar diyordu. Bunlar benim için daha da merak konusu olmuştu. Köy yerinde böyle sohbetler edilirdi zaten hep ama yine de burada gizemli bir durum vardı. Günlerimiz anlattığım gibi geçip gidiyordu. Sabah hayvanları otlatmaya götürürdüm. Öğleden sonra okula giderdim. Akşam ise annem ve babamla beraber oyunlar oynar, şarkılar söylerdik. İkisi de gerçekten çok neşeli insanlardı. Amcamların evi de çok yakındaydı. Sürekli birbirimize gider gelirdik. Amcamın boynunda bir muska vardı. Bir gün amcama neden bunu takıyorsun diye sordum. O da bana gülerek cevap vermişti. Ben ermiş bir insanım. Benden korkmalısın dedi. Ertesi gün yine hayvanları otlatmaya götürdüm. Bu sefer o köyün yakınına kadar sokuldum ve bir kayanın dibine oturup orayı izlemeye başladım. Köyün üzerinde kocaman bir sis bulutu vardı. Müthiş gözüküyordu. Birden köpeklerin boşluğa bakıp havlamaya ve hırlamaya başladılar. Beni hiç dinlemiyorlardı. Zorla zapt edebilmiştim onları. Eve geldiğimde babama her şeyi anlattım. Babam da hayvanlar insan gibi değil. En ufak seslere bile tepki verebilir dedi. Ama ona bu olayın o köyün yakınlarında olduğunu söylememiştim. Sabah yine ezandan sonra hayvanları otlatmaya gittim. Yine merakıma yenik düştüm. O köyün yakınına gelmiştim. Bir kayanın arkasına uzanıp köyü izlemeye başladım. Sonra köpeklerime baktığımda bu sefer ölü gibi yere uzanmış, hiç hareket etmeden duruyorlardı. Gözleri açıktı fakat hiçbir tepki vermiyorlardı. Ne oluyor dedim bunlara kendi kendime. Her gün oraya gider olmuştum artık. Sanki gizli bir güç beni oraya iteriyordu. Derslerde de dalıp dalıp gidiyor, o köyü düşünüyordum. Bir gün babam beni bahçedeki çardağımıza çağırdı ve ''Oğlum, sürümüz her geçen gün azalıyor. Bir sorun mu var? Hayvanlar sürekli eksiliyor. Sen okula gittikten sonra otlattığın yerlere bakıyorum. Hiçbir hayvanı bulamıyorum. Neler oluyor? Bir sorun mu var?'' dedi. ''Yoksa o köyün oralara mı gidiyorsun sen?'' diye sordu. ''Hayır baba'' dedim. Bu zamana kadar bana ne öğrettiysen onu yapmaya devam ediyorum. Hem ne var baba o köyde? Nedir hikayesi?
Bana anlatır mısın dedim. Babamsa hiçbir şey yok. Sadece oradan uzak dur dedi. Gitgide gizem artmaya başlamıştı. Artık rüyalarıma girer olmuştu. Oradan çok etkileyici bir ses. Buraya gel diye bana sesleniyordu adeta rüyalarımda. Hayvanları otlatmak için yine o köyün yakınlarına gelmiştim. Bu sefer o köyün içine girecektim. Kararımı vermiştim. Yine o kaya parçasına sırtımı dayadım ve karşı köyü izlemeye başladım. Yavaşça köye doğru ilerliyordum. Beni karşılayan ilk eve baktım. Camları tahtalar ile kapatılmıştı. İkinci eve doğru yaklaştığımda evin kapısının açık olduğunu gördüm. Buradayım oğlum. Gel. Seni bekliyordum ben de diye babamın bana seslendiğini duydum. Baba diye bağırdım. Sen misin? Evet oğlum. Gel. Buradayım. Ben de seni bekliyordum. Hayvanlarımızı buldum. Hepsi burada. Gel. Beraber çıkaralım dedi. Baba sen misin? Geliyorum bak dedim ikinci kez. Bu sefer tedirgin bir şekilde sordum. Evet oğlum. Gel. Seni bekliyorum. İçeriye doğru yavaşça ilerledim. Ve içeri girdim. Ben girince kapı hızlı bir şekilde kapandı. Hemen kapıyı açmaya çalıştım. Ama açamadım. Baba neredesin diyerek ağlamaya başladım. Buradayım oğlum gel diye karşı odadan ses gelmişti. Yavaşça o odaya doğru gittim. Ve babam odanın ortasında beni bekliyordu. Gözlerim yaşlı bir şekilde babama sarıldım. Ama babamın ağzı ve burnu bir anda yok olmuştu. Elbiseleri bambaşka bir hal almıştı. Gözlerinin göz bebekleri kaybolmuştu. Birden bir yaratığa dönüşmüştü adeta. Müthiş bir korkuyla bağırdım. Ve kendimi kayaya sırtımı dayanmış bir şekilde buldum. Aman Allah'ım, bu bir rüya mıydı? Babamın orada ne işi vardı? O köye doğru tekrar baktım. Ve köyün üstü tamamen sis kaplıydı. Yerimden hemen doğrulup yavaşça köye doğru yürümeye başladım. Bu sefer rüya değildi. Emindim. Köyün girişine geldim. İlk eve baktım. Aynı rüyamdaki gibiydi. Kuzenlerime anlatacaktım. Oraya gittiğimi söyleyecektim. Ancak bana inanmazlardı. Oradan bir şeyler almalıydım. Onların bana inanması lazımdı. Köyün ortasına doğru ilerledim. Evlerden birinin kapısının açık olduğunu fark ettim. Bu evden bir şeyler alırsam kuzenlerim bana kesinlikle inanırlardı. Biraz bekledim ve birinin benim arkamda yürüdüğünü duydum. Ayak sesleri geliyordu. Hey, kim var orada? Dedim. Sesler kesilmişti. Eve doğru yürümeye başladım. Biraz da korkuyordum. Kapının girişine geldim. İçerisi gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Neredeyse göz gözü görmüyordu. Kapıyı iyice araladım ama içeriye giremedim korkudan. Karşımda bir dolap vardı. Rafların orada bir resim olduğunu gördüm. Hızlıca onu oradan alıp hemen koşarak evden uzaklaştım. Süratli bir şekilde sürünün olduğu yere doğru koşturmaya başladım. Arkamdan bir de benimle beraber koşturuyordu sanki. Nefes nefese sürünün yanına gelmiştim. Biraz soluklanmak için kayaya sırtımı dayayıp resme bakıyordum. 6-7 yaşlarında bir kız çocuğunun resmiydi. Kız gülüyordu. Resim de gayet tatlı gözüküyordu. Hemen sürüyü toplayıp oradan uzaklaştım. Resmi hayvanları otlamaya getirdiğim güzergahın üstünde bir yere sakladım. Yarın bu resmi kuzenlerime gösterecektim. Akşam yine amcamlar bize geldi. Kuzenlerimi yukarı kata çağırdım ve o köye gittiğimi söyledim. Onlar da benimle dalga geçtiler ve gülmeye başladılar. Onlara oradaki evlerden birinden bir resim aldığımı ve yarın hayvanları otlatmaya benimle beraber gelirlerse resmi görebileceklerini söyledim. Küçük bir kız çocuğunun gülen bir fotoğrafı var. Onu göstereceğim size. O zaman bana inanırsınız dedim. Tamam dediler. Yarın seninle geleceğiz. Sabah ezanından sonra hayvanları alıp çıktım. Kuzenlerim de amcama benimle beraber geleceklerini söylemişti. Beraber piknik yapacaktık. Amcam da dikkatli olun dedi. Onlar da bana katılmıştı. Resmi sakladığım yere gelmişti kuzenlerimle. Resmi çıkardığımızda hadi lan dediler. Hani gülen bir kız çocuğuydu bu. Resme baktım. Kız ağlıyordu. O kadar içten bir ağlamaydı ki sanki bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Kuzenlerim bana inanmamışlardı. Bu resmi bir yerden parayla satın aldığımı ve oraya koyduğumu düşündüler. Gülerek uzaklaştılar. Resmi yine oraya sakladım. Bu sefer köyün oraya gitmedim. Olanları düşünüyordum. Zihnimde sürekli
Sürüme dönerkenki arkamdaki ayak sesleri ve o kızın fotoğrafı vardı. O gülen kızın fotoğrafta birden ağlamış olması. O kadar içten ağlıyordu ki derste dalıp gitmiştim. Bir gün derste o gülen kızı rüyamda gördüm. Birden ağlamasıyla irkildim. Uyandığımda öğretmenim bana bakıyordu. Sedat, iyi misin? Kaç dakikadır sana sesleniyorum. Bana bakıyorsun ama cevap vermiyorsun. Bir sorun mu var evladım dedi. Hocam, pek uyuyamadım. O yüzden biraz yorgunum dedim. Beni eve gönderdi. Git, bugün derslere girme. Evde dinlen dedi. Eve gelip hemen dinlenmeye, uyumaya başladım. O resimdeki kız ağlıyordu yine. En son ne zaman bir kız çocuğuna yardım ettin dedi. Ve uyandım. Ne kadar olmuştu uyuyalı? 30 saniye mi? Birkaç saat mi? Bilemiyorum. Annem ve babama bir şey söyleyemedim. Çünkü oraya gittiğimi öğrenirlerse bana daha çok kızarlardı. Bu yüzden rüyalarımı anlatamıyordum. O anlık dalıp gitmelerimde gördüklerimi söyleyemiyordum. Bir şekilde bu konuyu oraya gidip çözecektim. Oraya kesinlikle gidecektim. Heyecandan uyuyamıyordum artık. Acaba orada ne olacaktı? Sabah ezanından sonra yine hayvanlar alıp o kayanın oraya gittim. Köpekler ve hayvanlar gayet sakin gözüküyordu. Bu sefer kayaya sırtımı dayamadım. Yürüyordum. Rüya değil, tamamen gerçekti. Elimdeki resme sarılıp köyün girişindeki ilk eve baktım. Pencereleri tahta ile kaplıydı. İkinci evin kapısı aynı rüyamdaki gibi açıktı. Ama önce o resmi aldım, eve gitmeliydim. Evin önüne geldim. Fakat kapıyı açamıyordum. Ne kadar zorlasam da açamadım kapıyı. Köyde dolaşmaya başladım. Bu sefer ayak sesleri gelmiyordu. Tekrar o ikinci eve doğru geldim. Kapısı açık olan eve. İçeride bir koyun gördüm o an. Bu bizim koyunlarımızdan biriydi. Buna emindim. Babam onların sırtına işaret koyardı. Oradan tanıdım. Hemen kapıdan içeriye doğru ilerleyip koyunumuzu almaya girdim. Ben içeri girdikten sonra kapı kapandı. Kapıya doğru baktım. Koyun içerideki başka bir odaya doğru ilerledi. Hemen peşinden gittim. O odaya girdiğimde elimde resmi olan kız çocuğunu gördüm. Nutkum tutuldu. İrkildim. En son ne zaman bir kız çocuğuna yardım ettin? Dedi. Bunu söylerken çok içten bir şekilde ağlıyordu. Tam ona doğru ilerledim ve kız çocuğu bir anda kayboldu. Ortalığı gölgeler kapladı. 5 ya da 6 tane kadarlardı. Etrafımda dönmeye başladılar. Bizi rahatsız ettin. Bedelini ödeyeceksin diye bir ses duydum. Ağlamaya başladım. Nefeslerini ensemde, burnumda, her yerde hissediyordum. Net göremiyordum ama gölgelerin hareket ettiğini hissedebiliyordum. Etrafımdaki sandalyeler devriliyordu. Bir anda camlardan birinin patladığını hissettim. Cam parçalarından biri yüzüme gelmişti ve yüzümün kanadığını hissettim. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam ediyordum. Bu sefer o gölgeler etrafımda dolaşmaktan vazgeçip bana doğru hepsi birden gelmeye başladı. Ağır ağır üzerime geliyorlardı. Nefesimin kesildiğini hissedebiliyordum. Bir anda dış kapının açıldığını fark ettim. Biri dua okuyarak geliyordu. Bu amcamın sesiydi. Amcam ve babam içeri girmişti. O gölgeleri dua okuyarak kovmaya çalışıyorlardı. Babam ise ellerimi boğazımdan ayırmaya çalışıyordu. Kendimi boğuyormuşum. Onun dediğine göre. Amcamın sesi gitgide yükseliyordu ve oradaki varlıklar yavaşça kayboluyorlardı. Ve nefes alışım normale dönüyordu. Ellerim gevşemişti. Babam beni kucağına alıp oradan uzaklaştık. Eve geldik. Babam verilmiş sadakamız olduğunu söyledi. Ucuz atlattık dedi. Babam olaydan bir gün önce yine sürüyü saymış ve sürünün yine eksildiğini fark edince olay günü beni takip etmiş. Benim o köye girdiğimi görünce hemen amcamı alıp beni oradan çıkarmış. Belki yaşadıklarım orada daha fazlaydı ama zihnim bana ancak bu kadarını hatırlatabiliyor. Babama ve amcama çok şey borçluyum. Bu benim için çok büyük bir ders olmuştu. Onlar benim kahramanımdı. Birkaç hafta annem başımda dualar okuyarak benimle beraber uyumuştu. O resmi de köyümüzde bir yere gömdüm. Öyle zannediyorum. Babam da gördüğü şeylerden oldukça etkilenmişti ama fazla belli etmiyordu. Belli bir süre sonra babam artık buralarda durmak istemiyorum diyerek bütün hayvanları satıp İstanbul'a yerleştirdi bizi. Artık ailecek büyük şehre göçmüştük. Ama halen
O olayın etkisini üzerimden tam anlamıyla atamadım. Bazı geceler uykularım kaçıyordu yine. Ağlamaklı ses tonu ile bir kız çocuğu bana sesleniyordu. En son ne zaman bir kız çocuğuna yardım ettin? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.